Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. 58. programımızda konuğumuz Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Öncelikle yoğun programınızdan zaman ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. İstanbul'a sizi yakalamak da çok önemli. Bizim için İstanbul Hepimizin girişimi olarak ve Şehir Hepimizin programı olarak yereldeki başarılı çalışmalar her zaman çok önemli. Dolayısıyla siz de burada gerçekleştirdiğiniz projeleri dinlemek bizim için keyif verici. Hatta program öncesinde konuşurken belki aslında projelere dalmadan daha üst ölçekte sizin bir belediye başkanı olarak yaklaşımınızı da konuşabiliriz. Ama bunların hepsinden önce isterseniz bir Muratpaşa'yı haritada yerleştirelim isteriz. Antalya Muratpaşa Belediyesi'ni bize kısaca tanıtabilir misiniz? Evet, öncelikle teşekkür ederim Muratpaşa halkı adına bize bu fırsatı, kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için. Antalya'ya girdiğinizde, Burdur istikametinden girdiğinizde büyük meydana, Çallı meydanına kadar olan kısım Kepez'dir. İlk Döşemealtı Ovası'ndan başlarsınız, orası Döşemealtı ilçesidir. Hemen yokuş aşağı inersiniz, denizi gördüğünüzde gördüğünüz alan Kepez'dir. Çallı Meydanı var, çevre yolu var, bir de Konyaaltı'na doğru bir yol var. Evet. O Çallı Meydanı'ndan başlar Muratpaşa. Konyaaltı sınırdır. Kundu, Lara falezleri komple Muratpaşa'dır. Kaleiçi Muratpaşa'dır. İskele, yat limanı Muratpaşa'dır. Evet. Kundu plajlarına kadar devam eder. Havaalanına kadar devam eder. Çevre yolunun güneyi Topyekün, Doğu Garajı'nın doğusu, Konyaaltı'nın doğusu, Topyekün Doğu Garajı'nı da kapsayan bölge. Evet. Tamam, Muratpaşa'dır. Eski Antalya, Muratpaşa'dır. Yani nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölge olarak söyleyebiliriz herhalde. Peki demografisi nasıl Muratpaşa'nın? Muratpaşa aslında eski çekirdek Antalya. Hani sonuçta bütün kentlerimiz şu veya bu tarihte büyük oranda göçle teşekkül ediyor. Biz de bunun elbette dışında değiliz. Türkiye'mizin değişik yerlerinden, dünyanın değişik yerlerinden gelen komşularımız var. Yerleşik hayata geçmişler, ikamet eder hale gelmişler. Bir kısmı eski Antalya'yı barındırdığımız için daha işte 100 yıl önce, 150 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce gelen insanlardan oluşuyor. Bir kısmı da yeni imar açılmış bölgelere işte son 20-30-50 yılda köyden kente göç olgusuyla beraber yerleşmiş komşularımız oluyor. Hepsiyle biz bir bütün halinde sevgiyle, saygıyla yaşıyoruz. Yaklaşık 500 bin. Sanırım 56 mahalle var. Yani çok 56 mahalle, evet. Evet. Anladım. Peki bunların yeni mahalle olmuşları var mı? Yoksa hepsi eskiden beri bu kadar geniş bir mahalle şey mi vardı? Tabii bir kısmı, mahallelerimizin bir kısmı işte 94'teki ilçe olma durumunda, statü değiştiğinde eklenmiş. Önceden köyken işte ilçenin mahallesi haline gelmiş. Bir kısmı daha sonra imara açıldıkça bölgeler ekleniyor. Evet. Son halini alıyor. Evet. Şimdi de havaalanı kamulaştırması nedeniyle bir mahallemizi kaybediyoruz örneğin. Hı. Kaybetme ihtimalimiz var. Evet. Öyle. Peki genç yaşlı nüfus oranından nasıl bahsedebilirsiniz bize? Aslında Antalya Topyekün bir emekli göçü alıyor. Evet. Dolayısıyla yaş ortalamamızın bir miktar ülke ortalamasının üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Hı. Ama yine de çok dinamik, çok genç de bir nüfus dilimimiz var. Evet. Öyle genel olarak. Sizin ilk dönem başkanlığınız. İlk dönem, evet. Yayın öncesinde belki konuşmamızı tekrarlamakta fayda olabilir. Aslında bu sosyal hizmetlere girmeden önce belki sizin bir niye aslında Muratpaşa Belediyesi'nden bahsettiğimizi, belki sizin bir belediye başkanı olarak yönetişim felsefenizi duymak aslında izleyiciler açısından çok daha faydalı olabilir. Ne dersiniz? Öyle zannediyorum. Bizden söz ediliyor. Hani belediyecilik konuşulduğunda Türkiye'de hani belli ortamlarda anıldığımızı biliyoruz. Bize de sinyalleri hep geliyor zaten. Şimdi biz üç ana üniteye ayırıyoruz belediyecilik çalışmalarını. Bir temel belediyecilik diyoruz. İhtiyaç olan binalar, ihtiyaç olan imalatlar, asfalt, park, yeraltı konteyneri vesaire. Bunları da mükemmele doğru yaklaşabilirsiniz. Kendiniz üretebilirsiniz. Biz hepsini kendimiz üretiriz örneğin. Maliyetlerimiz yarı yarıyadır, bazen üçte birdir. Dolayısıyla çok geniş bir satıha belli bir bütçeyle hizmet etme imkanınız olur.
Buna temel belediyecilik diyoruz. Aslında insanlarımızın büyük bir kısmı belediyecilikten bunu anlıyor. Yani iyi asfalt, evet, iyi kaldırım, iyi park, temel iyi, evet, iyi çöp konteynerları, temiz yollar, sokaklar. Bu ama bence üçte biri belediyeciliğin. Üçte biri. Kalan üçte ikisi, ikinci maddede şunu sayabiliriz. Kardeşleşme, komşulaşma. Bu çok değerli. Kent kimliği böyle teşekkül ediyor. İnsanlar birbirine kenetlenerek bir kenti oluşturuyorlar. Bir kimlik altında buluşmuş oluyorlar. Dolayısıyla buna da belediyelerin çalışması lazım. İşte biz irili ufaklı 12 festival yapıyoruz. 11 bin kişiye düzenli spor yaptırıyoruz. İnsanlarımızın bütün özel günlerini önemsiyoruz. Evet. İşte bütün ulusal bayramları, işte dini bayramları, diğer özel günleri hepsini, evet, kimin neyi varsa, evet, kutluyoruz. Evet. Hep söylüyorum, Ramazan'da 55 bin kişiyle iftar açıyoruz, Muharrem'de 10 bin kişiyle lokma paylaşıyoruz. Paskalya'da da Hristiyan komşularımıza çiçek verip bayramlarını kutluyoruz. Böyle bir genel kardeşleşme, kent kimliğini oluşturma, insanların birbirine sıcak sevgiyle, saygıyla bakmasını sağlama. Bu da ikinci nosyonumuz. Üçüncü nosyonumuz da sosyal hizmetler. En geniş anlamda insanlarımızın yanında olmak. İşte 6000 yaşlımızla entegreyiz. Hani yaşlı evlerimiz var. O da bir modeldir, özgün modeldir. Onun dışında evde bakım hizmetlerimiz var. İşte hasta servisi yapan hizmetimiz var. Kılık kıyafet yardımı, yiyecek yardımı vesaire. Engellilerimize dönük hizmetlerimiz. Gece gündüz 24 saat engellilerimiz bizi aradığında hemen müdahale eden bir yaklaşımımız var. Eğitim hizmetlerimiz, biliyorsunuz, fırsat eşitliği, evet, de sıkıntı yaşıyoruz. Eğitimde fırsat, evet, eşitliği sağlayan işte kulüplerimiz, fizik, kimya, matematik, edebiyat, işte etüt merkezlerimiz, evet, kreşlerimiz, bunların hepsi bir amaca hizmet ediyor. Çamaşırhanelerimiz, aslında eğitimle beraber söz etmek lazım. Gene öğrenciler çok yararlanıyor. Evet. Onun dışında cenaze hizmetlerimiz örneğin. O kadar çok insanımıza gidiyor ki. Yani taziye hizmetleri, insanların yanında olmak. Sıkıntılı anında yanında olmak. Ne yapacağını bilemediği anda. Çok değerli bir şey. Bu hizmetlerimiz de 21 bin kişiye kadar uzanıyor. Taziye hizmetlerini de sayarsak çok çok daha yüksek rakamlara ulaşıyor. Evet. Altta kalanın canı çıkmasın hizmetleri bunlar. Dolayısıyla bu üç başlıkta mükemmele doğru yaklaştığınızda, yaklaşmaya çalıştığınızda bir başka belediyecilik çıkıyor ortaya. Yani işte her alanda yaşam kalitesinin hızla yükseldiğini görüyorsunuz. Çok güzel. Bütün bu hizmetleri de turunç masa üzerinden dağıtıyoruz. Hani her belediyede bir masa var. Genelde böyle mavi hizmeti gelenin mutlu etme üzerine kurulu düzen vardır birçok belediyede. Bizde, evet, öyle değil. Bizde bir süreç takibidir turunç masa hizmeti. Alo diyen herkese hizmet eder. Birisi alo dediği zaman 48 saatlik bir süreç başlamış olur. Hemen kayıt numarası alır, müracaat numarası alır. O 48 saat içinde çözüm üretilmesi ve tekrar vatandaşa dönülmesi zorunludur. Çözülemiyorsa ne zaman çözüleceğinin bildirilmesi zorunludur. Ve bu durmadan işleyen bir sistemdir. Yani günlük ortalama 300 civarında irili ufaklı sorun çözüyoruz. Hiç ödünsüz. Evet. Bunu 2,5 yıldır sürdürüyoruz ve çok parlak sonuçlara ulaşmış durumdayız. Ayrıca ben turunç masanın bir alt başlığı hizmet, çarşamba günleri sabah 8.30-10 arası belediyeye gelen herkesle baş başa görüşüyorum. Hı-hı. Randevusuz. Çok yani. Yaklaşık bir 4 saat sürüyor toplam. Anladım. Bu da turunç masanın alt başlıklarından bir tanesi. Başkana ulaşabilmek, yani herkesin hakkı. Bütün yani, vergi mükelleflerinin, bütün hizmet almak isteyen insanların o zaman hakkı. Anladığım kadarıyla bu üç ayağın üzerine inşa ettiğiniz bir belediyecilik anlayışının aslında en bunu ulaşılabilir kılmak ve vatandaşların da paylaşımını açmak için aslında turunç masayı çok kilit bir noktaya koyuyorsunuz. Vatandaşların aslında şeyi anlıyorum, hani bir beyaz masa mantığı bizde de çok fazla vardır ama bu anladığım kadarıyla direkt olarak tamamen şeffaf ve katılımcı bir şekilde planlamayı tabii da... Tabii biz insanlara yönettiriyoruz belediye. Yani bir süreç takip sistemi bizde, sadece masa değil yani. Evet. Bir süreç takip sistemi ve belediyenin bütün hizmetlerinin moderasyonu, yani talep edene, evet, sevk edildiği, gönderildiği bir düzen. Yani, evet, bir masa denince akla hani belediyeye girdim bir masa var öyle geliyor. Evet, bizim de belediyeye girdiğinizde bir masa var ama o belki işlevinin 7'de biri, 10'da biri turunç masa. Nasıl mesela talepler geliyor? Yani bize bir resim çizebilir misiniz? Her talep geliyor yani.
bu saydığım hizmetlerin hepsini talep ediyor vatandaşlarımız. Görüşlerini bildiriyor. Evet. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diyor. Evet. Yani benim asfaltım kırık diyor. Onu hemen çözüyoruz zaten. Kalmadı neredeyse. O hemen çözüyoruz, biraz açar mısınız? Nasıl işliyor? Soru vatandaş sonra... aradığı zaman 444-8007 aradığı evet. zaman hemen müracaatı, ismi, bir kayıt numarası alıyor. O vatandaşın kimliği. O vatandaşa dönülüyor. Kayıt numaranız şu, takip edin lütfen deniyor. Evet. Şikayet 48 saat içinde tanımlanıyor, gidiliyor, çözülebiliyorsa çözülüyor, çözülemiyorsa ne zaman çözüleceği vatandaşa bildiriliyor. O gidiyor ya, biraz açar mısınız? Direkt birimlere mi iletiyorsunuz? Nasıl anında hemen turunç masa anında onu hemen tasnif edip hangi birimle ilgiliyse oraya gönderiyor. Hı hı. Oradan aldığı cevabı da hemen vatandaşa iletiyor. Evet. Dolayısıyla sistem hiç vakit kaybetmeden sistematik işliyor. İnsanlar mutlaka geri dönüş alıyorlar. Yapılıyorsa evet. yapıldığını, neden yapılamadığını, yapılamıyorsa. İşte belediyenin görevi değilse neden belediyenin görevi değil, hangi kurumun görevi, oraya iletiyoruz bu sefer. Evet. Her şeyi talep edebiliyorlar. Sosyal hizmet, yaşlıyım, evdeyim, alo diyebilir. Engelliyim, zor durumdayım, şey yapabilir. Biz çok tasarrufçu bir belediyeyiz, çok... Yani her şeyi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Satın alma süreçlerimiz çok karmaşıktır, şeydir. Karmaşık derken hani denetimlidir çok. Evet. Ucuza satın almaya çalışırız. Ama işte sabaha karşı bir engelli yurttaşımız 20 kilometrelerden bir ekmek istiyor, bir tane ekmek. Biz ona ekip evet. gönderiyoruz bir ekmekle beraber. Evet. Yani hizmetin içeriğinde bir şey yok. Ama onu yaparken düşüye kamu kaynaklarını uygun kullanmaya gayret ediyoruz. Süreç böyle kesintisiz işliyor turunç masa üzerinden. Muhtarlarla ilişkiniz nasıl? Çünkü hani bunlar bazıları muhtarlara atfedilmiş görevlerdir ya. Sanırım böyle ilk başta bir şikayetleşme de olmuş ama şimdi galiba yoluna oturtmuşsunuz. Oradaki iletişim nasıl? Muhtarlarımızın bazıları dediler ki bizi önemsizleştiriyorsunuz. Turunç masa çıkınca bize bir şeyi soran, bize söyleyen olmuyor. Vatandaş alo deyince sorunları çözdürüyor kendisi evet. zaten. Ben de dedim ki bu hani mutlu olan vatandaş muhtardan da mutlu olur, belediyeden de mutlu olur. Bu bir bütün. Evet. Yani memnuniyet bir bütün. Dolayısıyla hiç rahatsız olmayın. Siz de iyi gününde, kötü gününde vatandaşın yanında olarak işte gerekli belgeler, prosedürler var. Muhtarla vatandaşın sürekli iletişim içinde olmasını gerektiren. Oralardan kendi yönetim nosyonunuzu icra edersiniz. Kaldırımla, asfaltla, yolla, parkla, cenaze hizmetleriyle ya da sosyal hizmetlerle artık uğraşmazsınız. Belediyede adam bulacağım diye uğraşmazsınız. Müdür peşinde koşacağım diye uğraşmazsınız. Belediye meclisi peşinde koşacağım. Belediye başkanı peşinde koşacağım diye uğraşmazsınız. Herkes kendisi evet. otomatik hizmetini alır. Sonradan onlar da çok memnun oldular zaman içinde. Çok güzel. Onlar da aslında bu sürecin katılımcı paydaşlar haline geldiler. Peki şimdi bir projeniz özelinde, aslında bizi heyecanlandıran bir projeniz özelinde birkaç sorum olacak. Çevreci Komşu Kart projeniz. Bu proje fikri nasıl ortaya çıktı ve süreç nasıl ilerledi? Belki oradan başlayabiliriz ve projeyi bir tanımlayabiliriz. Bir de merak ettim, neden bu proje ve Antalya özellikle bu iklim değişikliğinden etkilenen bir yer? Belki oralardan başlayarak bizi aydınlatabilirsiniz. Valla bu bir fikir. Yani açıkçası hani benim fikrim öyle söyleyeyim. 40 gün kadar önce işte aday olma görevi verildi bize. O esnada çevre duyarlılığımızı yansıtacak bu projeyi düşündük. Sonrasında da işte geliştirdik. Buradaki fikir şu: elimize geçirdiğimiz nitelikli atıkları, camı, kağıdı, plastiği önce vahşi depolamaya atıyoruz. Sonra peşinden koşuyoruz onun. Önce atıyoruz, sonra peşinden koşuyoruz. Evet. Şeyi düşünelim, bir avuç altın tozu. Evet. Önce dereye atıyoruz. Sonra onu ayrıştıracağız elekle bilmem neyle, işte kovboy filmlerinde seyrettiğimiz metotlardan daha pahalı ve karmaşık metotlarla evet. geri almaya çalışıyoruz onu. Aslında atıkta da düzen aynı. O ekonomi orada gözüküyor. Hı-hı. Yani hem ya geri alacağın şeyi niye atıyorsun? Evet. Hem nitelik kaybediyor çünkü. Kırılıyor, işte kağıt tahrip oluyor, plastik Hı-hı. tahrip oluyor. Bir sürü sıkıntı. Ayrıca bir de ayrıştırmak için para harcıyorsun bol bol. O Hı-hı. ekonomi de orada duruyor. Onların hepsinden kurtulmanın yolu bu hiç atılmadan bunu yarara çevirmek. Evet. Biz de onu yapıyoruz. Hiç atılmadan vatandaşın elindeyken camını, plastiğini, metalini, hepsini tartıyoruz. Şimdi elektronik atağa da başladık. Hepsini tartıyoruz.
bir karta puan yüklüyoruz. Evet. İsterse vatandaş gidip onunla alışveriş ediyor marketten, isterse yoksul öğrencilere, öğrencilere burs olarak veriyor. O aradaki değeri hani evet, vahşi depolamaya gittiğindeki tahribattan evet, kaynaklanan ya da işte vahşi depolamadan ayrıştırmak için tekrardan harcanan paraları biz vatandaşın kişisel ekonomisine ya da işte öğrenci bursuna çevirmiş oluyoruz. Ama sadece bununla bitmiyor kazancımız. Bir, belediyenin temizlik hizmetleri operasyonu düşüyor, azalıyor. Çünkü bir kısmı evet, hiç normalde gitmediği için evet, daha az kamyonla, daha az konteynerla işinizi görüyorsunuz. Bu da kamu ekonomisine yine yarar sağlıyor. Ve en önemlisi çevreye o kadar işte atık taşmamış oluyor. Onu ayrıştırma düzenini kursanız bir kısmı yine onun çevrede kalacak. Öyle bir şey olmadan kayıpsız çevreyi kirletmemiş, korumuş oluyorsunuz. Çok değerli bir şey. Zaten bütün Türkiye'de taklit ediliyor. Şu anda yayılıyor hızla. Birçok belediye geldi bizden bilgi aldı. Belki süreci biraz şeffaflaştırmak için vatandaşlar da nereden başladı bu anlaması için aslında şöyle bir soru sorabiliriz. Erken döneminde bir pilot çalışmayla mı başlattınız? Aslında bir pilot çalışmayla başlattık. Memur evleri diye bir mahallemizde başlattık. Bir baktık ki 1'e 25 verimlilik. Çok yüksek yani. Evet. Zaten öyle olacağını tahmin etmiştik. O şekilde yaydık bütün Muratpaşa'ya. Şimdi bir komşu kart, çevreci komşu kartımız var. O her haneye veriliyor. O verme sürecini nasıl organize ediyoruz? Biz dağıttık yani. Tek tek bütün hanelere dağıttık. Her mahallenin, her sokağın bir turu var. Hangi gün, hangi saatte oraya gelineceği belli. Görevliler o gün, o saatte oraya geliyorlar. Vatandaş da bekliyor oluyor zaten o gün, o saatte. Bir randevulaşma sistemi. Hemen tartılıyor, kartlara yükleniyor. Vatandaşımız yeniden biriktirmeye başlıyor. Bir TL olarak yükleniyor ve siz onu gidip sizin anlaşmalı kurumlarınızda marketlerde. Marketlerden alışveriş yapıyorlar ya da işte öğrencilere gönderiyorlar. Öğrencilere. Peki görevliler kimler? Şimdi biz bunu tabii 500 binlik bir kentin atıklarını toplamak büyük operasyon. Evet. Normalde şu anda burada bir bence yasal boşluk var. Belediyeler bunu ihalesiz herhangi bir kuruluşa veriyorlar. Şu anda olan bu. Evet. Biz bunu 3 ayrı kuruluşa ayırdık. Hani birisi hata yaparsa, birisi projeyi aksatırsa ötekiler aksamasın diye. Evet. Bu 3 kuruluş gerekli yatırımları yaptı. İşte elektrikli araçlar aldılar, personel istihdam ettiler. Üçü de ayrı ayrı bölgelere konumlandılar. Bu 3 kuruluş gerekli yatırımı yapıyor ve rotaları takip ediyor. Biz onları denetliyoruz yoğun bir şekilde. Biz bütün çok database güzel, bizde. Çok güzel. Biz onları görüyoruz ne yaptıklarını ama bir kuruş belediyeden çok, harcamış değiliz altyapı için evet, doğrusu. Çok güzel. Bütün masrafları böylece belediye dışında tutabiliyorsunuz. Siz tabii, kontrolör oluyorsunuz ama bütün verileri sadece topladığınız için. Biz, tabii. Aslında sistemi iyileştirme de sizde. Fiyatları da takip ediyoruz. Onlara operasyonlarını kurtaracak kadar para bırakıyoruz. Kalanını vatandaşın ekonomisine, işte öğrencilerin ekonomisine aktarmak için maksimum çaba içine giriyoruz. Proje birinci yılını doldurdu sanırım. Daha fazla, biraz daha fazla. 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl oldu. Peki şu andaki katılım ne oranda? %10 civarında bence. Hane arkadaşlar daha oran yüksek diyorlar da 25 bin civarında haneden kart çalışıyor. Aslında 80 bin kart dağıttık. Biz istiyoruz ki bunun daha yüksek, çok daha yüksek rakamlara ulaşalım. Belki birkaç rakam düşmemiz aslında izleyiciler için de iyi olacaktır. Şu ana kadar 84 bin karta toplam 1 milyon 79 bin TL'ye karşılık gelen para alışveriş anlaşmalı marketlerde kullanılmış. Evet. 103 evet, bini de eğitim bursu olarak Adalya Vakfı'na, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'na bağışlanmış. Doğru mu düşünüyorum? Evet, eğitim bursu olarak bağışlandı. Ama bu sayılar tabii yükseliyor giderek. Evet, doğru. Ocak ayı rakamı. Biz bir pilot uygulama örneği görüyoruz Türkiye genelinde. En az 30 yerde şu an izleniyor. Bazı yerlerde, İstanbul'un bazı ilçelerinde de başladı mesela. Bundan da mutluluk duyuyoruz biz. Biz de bunu hızla 50 bin kart, çalışan 50 bin karta ve daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bunun iletişim stratejisini nasıl yapıyorsunuz? Yani mesela şu anda bunu daha yaygınlaştırmak için
Nasıl bir çaba billboardlara çıkıyoruz ama her gün zaten turuncu masadan talep ediyor vatandaşlarımız. Evet. En güzel iletişim yan komşunun kartı. Çok güzel. Hemen yayılıyor. Bizim atma biriktir kazanalım şeklinde bir ulaştıran sloganımız var. Jingle'ımız var, müziğimiz var. Evet. Bütün bunlar işliyor. Çok güzel. Günlük. Rakamlara bakıldığı zaman da şu ana kadar toplanan atık 4.276.000 kilo. Cam, plastik, kağıt ve metal atıkları. Evet. Ben 2015, Muratpaşa 2015-2019 stratejik plana baktığım zaman 2015 yılında 14.000 ton olarak girilmiş. Toplanan atık şu anda 400.000 tona çıkmış durumda. Bir buçuk senelik bir proje için bakıldığı zaman aslında... Evet, çok ciddi şeyler var. Öncekini çok aşmış durumdayız. Yani proje daha henüz bence entegrasyon %15'lerde. Buna rağmen... biz öncekini çok aşmış durumdayız. Peki bu uzun vadede yani sizce bu projeyi nasıl anacaklar? Ne düşünüyorsunuz? Yani buradaki bence bütün Türkiye'ye yayılır. Hem bizim turuncu masamız yayılır. Çünkü bizdeki sistem çok gerçekten çalışan ve akli yani akılcı olan şey yayılır. Bu da aynıdır. Bu da yayılacaktır bütün Türkiye'ye. Çevresel etki olarak ne düşünüyorsunuz? Çevresel olarak çok faydalı. Dediğim gibi ayrıca yerel yönetimlerle ya da genel yönetimle birlikte bir projeyi uyguluyor insanlar. Bundan güzel bir şey yok. Bir de öyle bir tarafı var. Evet. Beraber bir iş yapıyoruz yani beraber bir yol yürüyoruz komşularımızla. Evet. Belki tam olarak orada altını çizmek için tekrar sormamız gerekiyor. Sizce yani sürdürülebilirlik faaliyetlerine yerelde müdahale etmenin, yerelde dahil olmanın avantajı nedir? Çünkü ülke çapında belirli bir strateji güdebilirsiniz işte iklim anlaşmaları vesaire ama sizin yerelde bu denli katkı vermeniz sizin için bir belediye başkanı olarak ne kadar önemli? Çok iyi hissediyorum ben. Hani çok mutlu oluyorum. Sonuçta bizim yaptığımız işler topluma yararlı olma mücadelesi. Yani biz yaptığımız işlerin insanlar, ülkemiz, kentimiz, bütün insanlık kazansın istiyoruz. Bu da çok somut bir sonuç. Çok hoş ve bu çevre gibi çok hayati ve kriz yaşadığımız bir konuda cereyan ediyor. Yani... Evet. Bu ayrıca değerli. İklim değişiklikleri yaşıyoruz. Yani özellikle bizim Antalya'mızda bu çok net hissediliyor. Evet. Sabah bir başka yayında da anlattım. Bizim çocukluğumuzda biz arka planda dağ ve kar olmadan resim çizemiyorduk. Bir gün öğretmenimiz dedi ki resim çizin ama arkada dağ olması yasak. Bıktım sizin dağlarınızdan dedi yani. Sürekli dağla resim yapıyorsunuz. Biz inanın ne yapacağımızı şaşırdık. Dağlar ve kar olmadan resim yapamadık biz. Antalya'da böyleydi hep. Yılın 6 ayı dağlarda beyaz karları görebilirdiniz. Mevsim bahar olurdu, yaza dönerdi. O karlar yine orada görünürdü. Şimdi bir hikaye düştü. Bazen o bile olmuyor. Bazı yıllarda o bile olmuyor. Çok üzücü sonuçlar. Biz bunu çıplak gözle görebiliyoruz. Denizlerimizdeki balıkların türü değişti. Yağmurlarımızın şekli değişti. Biz... 40 gün yağmur yağardı eskiden. Aralık ayında başlardı. 40 gün yağmur yağardı. Biz onu hatırlarız. Daha işte 30-40 yıl önce. Öyle bir şey hiç görmüyoruz. Ara ara bir sel oluveriyor. Sonra bir ay daha kayboluyor yağmur. Böyle bir garip dengesiz haller var. Bu alanda özellikle çevre alanında bir katkı sağlayabilmiş olmak çok onur verici. Bu aynı zamanda direkt vatandaşa da dokunduğu için hem yani maddi olarak hem manen dokunduğu için aslında bir yandan bir bilinçlendirme çalışması olarak da görüyorum. Bir de özellikle bunun bir fonunun da eğitime ayrılması da aslında dolaylı olarak yani sonuçta müfredata karışma hakkımız özellikle yerelde çok fazla yok ama bu vesileyle belki oradaki bilinç yaratmak da çok faydalı olacak diye düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Birkaç katmanda etkisini umarım yıllar içerisinde hissedeceğiz bunun. Peki bunun, o zaman hemen şunu da sormak lazım. Önümüzdeki 5 yıllarda, 10 yıllarda bu projenin hayatta kalması için kilit rol nedir sizce? Bence randevulara sadık kalmak. Çok disiplinli olacaksınız. Yani vatandaş bir kere geldi, evet. Araç gelmedi. Hadi bir kere daha gelir, gene gelmezse kaybedersiniz vatandaşı. Proje ortağınızı kaybedersiniz. O yüzden ben hep müdürlüğüme de ifade ediyorum. Görevli arkadaşlarıma hep ifade ediyorum. Güvenilir dakikasında, saatinde aracın orada olması çok hayati. Bu konuda firmalarımıza asla tolerans tanımayacağız.
Çünkü yayılabilmesi için o güvenilirliğin tesis edilmiş olması gerekiyor. İnsanlar sonsuza kadar orada bekleyecek değil. Böyle olduğu sürece kendiliğinden büyüyecektir. Akli olan, makul olan, mantıklı olan mutlaka ilerleyecek, büyüyecek. Zaten, devir inovasyon devri evet, değil mi? Çok doğru. Bir de zaten sizin 48 saat demenizden turunç masaya böyle bir dakiklik konusunda şey olduğunuzu, tabii, önem verdiğinizi. Güvenilir olmak lazım. Her alanda hem kişiler hem kurumlar için geçerli. Güvenilir olmadığınız zaman hiçbir şey olmaz. Evet. Bu sosyal diğer projelerinizde özellikle belki bu komşuluk alanında da göz kırpan birkaç çalışmanızdan da belki bahsetmek iyi olabilir. Özellikle bu geniş demografinin içerisinde yaşlılara verdiğiniz hizmetler. Bir psikolojik sivil destek toplum katımız. Merkezimiz var örneğin. Evet, sivil toplum merkezine belki birazdan gireriz ama önce şu şeyi çok merak ediyorum. Ben psikolojik danışma hattınız var, Alzheimer hastalığına verdiğiniz özel ilgi var ve çamaşırhaneler var. Aslında bakıldığı zaman işte birisi öğrenciler nezdinde rezone edebilecek, diğeri de yaşlılar nezdinde rezone edebilecek. Bunlarla ilgili nasıl bir yöntem? Yaşlı evlerimiz harika. İnsanlar üye oluyorlar belli bir yaşın üstü. Geliyorlar, sosyalleşiyorlar orada. Kurslara gidiyorlar. İsteyene istediği kursu veriyoruz. Talep olduğu takdirde. Evet. Neye ilgi duyuyorlarsa. Çok mutlu oluyorlar. Evdeki iş gücünü de boşa çıkarmış oluyoruz. Yaşlının kendisini de mutlu etmiş oluyoruz. Yaşlı komşumuzun. Harika. Yine danışmak, işte yardımlaşmak, bir yerden katkı almak istiyorsa yine yanı başında oluyoruz. Çamaşırhanelerimiz de öyle. Bizim dediğim gibi etüt merkezlerimiz, kreşlerimiz örneğin. Hı hı. Asgari ücretle çalışan annelerin evet. çocuğunu verebileceği fiyatlara. Ona göre fiyatlandırılmış sosyal kreşlerimiz var. Asla torpil sökmez. Hı hı. Tamamen gelir durumuna göre. Etkiye açık olmayan bir açık şeffaf mekanizma. İşte çocuklarımıza bakıyoruz o şekilde. Hı hı. Daha az ilgi gören mahallelerimizde sosyoekonomik açıdan daha az gelişmiş mahallelerimizdeki çocuklarımız için etüt merkezleri hı hı. yapıyoruz. İşte üniversite hazırlıyoruz onları. Onlar da yine özel kodlama eğitimi veriyoruz. Hı. Okula dahi gitmekte zorluk çeken, devamsızlık sorunu yaşayan, sosyal yapısı itibariyle sorunların içinde boğuşan bir mahallede kodlama eğitimi veriyoruz. Bilgisayarla beraber harikalar yaratan muhteşem çocuklar çıkıyor arada. Okula gitmeyen çocuk çok yetenekli çıkıyor örneğin arada. Biz duygulanıyoruz. Çok değerli. Yani sosyal hizmetler, temel hizmetler kadar belki daha fazla değerli. Bütün tasada ve kederde birlik olabilmek bir kent için evet, evet. Çok çok değerli. Bizim İstanbul'da özellikle zaten Şerefimizin programında da çokça konuştuğumuz bir komşuluk meselesi var aslında. Bakıldığı zaman komşuluk bizim için hep şey artık İstanbul ölçeğinde biraz giderek de azalan, önemi de azalan bir alan. Ama sizin bu yaptığınız aslında üç ayak üzerinde inşa ettiğiniz belediyecilik faaliyetlerinde aslında temelinde de bir komşuluk vurgusunun öne çıkması da var. Yanlışsam düzeltin lütfen. Tabii komşu tabiri çok sıcak. Biz başından beri çok doğal çıktı. Biz mahallelerde sohbet ederken baktım herkese ben komşum diyorum. Hı. Ya yazılı metinlerde de kullanalım bari dedik. Evet. Çünkü hemşerim biraz mesafeli oluyor. Hı hı. Sürekli abi amca dayı demek zor. Evet. Komşu her şeyin ortalamasını alıyor. Hem komünal bir yanı var, paylaşan evet. bir yanı var. Hem geleneksel evet. sıcak bir yanı var. Evet. İşte komşu komşunun külüne muhtaç. Herkes bir tasada ve kederde birlik olmaksa amaç. Hani bir kent kimliği, bir ülke kimliği oluşturmak, bir insanlık ortalaması almaksa çok güzel bir kurum, komşuluk. Zaten çevreci komşu kalplerimizden de belli açıkçası. Evet. Ve de oradaki komşu vurgunuz da benim için önemliydi. Yani bir projenin tutması için yan komşunun da diğer komşudan görmesi ve tabii ki dakik olmasının da önemi var. Tabii ismi yazıyor. Çevreci komşu Ayşe Taş. Evet. Çok güzel. Çok kartın çok üzerinde. Bir de bu aslında kentlilik bilinci için sizin çeşitli projelerinizden bahsedebiliriz. Mesela sivil toplum için yaptığınız bir şey var, büyük bir kompleks var. Onunla ilgili bize neler anlatmak istersiniz? Tabii o da çok özel proje. Yani o da yine komşulaşmak, kent olmakla ilgili. Kentin entelektüel düzeyini ve ortak aklını dayanıklı kılmak, zamana dayanıklı kılmakla ilgili. Evet. Şimdi derneklerimiz genelde dernekçilik dayanışmadan doğuyor hep. Sadece evet. dayanışıyor genelde. Evet. Hani memleket dernekleridir, derneklerimizin evet, önemli dernek. Bir kısmı hemşeri evet. dernekleridir ve
İşte köyden kente göç olgusu içinde taşındığı yerde, göç ettiği yerde yalnız kalmamak üzerine kurulu genelde. Evet. Ama bu sivil toplum faaliyeti olabilmesi için bunun başka şeylerin de buna eklenmesi lazım. Evet. Kent için kafa yorması lazım. Sadece dayanışma yetmez. Evet. Kent için, ülke için, işte ortak doğrular için, kamusal yararlar için de fikir yürütür, evet, işte etkinlik yapar hale gelmesi lazım. Bunun bu makul ortalamayı alabilmek için her siyasi fikirden, her felsefi yaklaşımdan, işte hemşeri derneklerini de barındıran, işte sportif dernekleri de, sosyal dernekleri de, işte sağlık derneklerini de hepsini bir çatı altında toplayan bir sistemimiz olacak. Binamız bitti. Önümüzdeki günlerde bunu böyle tasarımlıyoruz. Yine inovasyon merkezimiz olacak. Gençlerimizin çalışacağı. Aynı ünitenin aynı parçaları şeklinde. İşte girişimcilik merkezi gibi bir tasarımımız var. Bir kısmı ile ilgili binanın. Teknolojik yarar da bekliyoruz. Anladığım kadarıyla sosyal yanısı ve teknolojik yarar da bekliyorsunuz. Tabii tabii. O da bir gereksinim yani. O da bir önemli gereksinim. Binamız büyük çünkü, yeterli. Bir yöresel ürünler bedesteni olacak. Hani çok aşırı ticarileştiğini görüyoruz yöresel ürünler kavramının. Onu biraz daha böyle gerçekten otantik kaynaklarıyla tarif edecek, sahip çıkanıyla beraber sunacak bir ortamda oluşturuyoruz. Bir mutfak sanatları akademisi oluşturuyoruz aynı binanın içinde. Böyle bir sivil toplum merkezi ve inovasyon merkezi çalışması. Buradaki şeyi çok faydalı şey olarak görebiliyorum. Yani sivil toplumun sivil toplumla ilişki içerisinde olması ve projeler geliştirmesi bağında görebiliyorum. Peki belediyecilik faaliyetlerine katılımı teşvik eden bir yapısı da olacak mı oranın? Bu zaten tabii versin. Sivil toplum belli bir sayıda etkinliği zorunlu kılacağız. Belli bir sayıda eğitim çalışmasına katılımı zorunlu kılacağız. O etkinliklerin içinde ortak yararlar için söz söylemek, toplanmak, fikir beyan etmek de olacak. Bu yerel kamu yönetimiyle ilgili olabilir, genel kamu yönetimiyle ilgili olabilir. Günlük sorunlarla ilgili kafa yorulan bir ortam, bir ortak akıl platformu oluşturmak istiyoruz. Orayı belki biraz daha açmakta fayda var. Çünkü genel olarak özellikle diğer belediyelerde de gördüğümüz bir vatandaşa direkt hizmet götürme var ama örgütlülük nezdinde yani sivil toplumla belediyenin buluşmasında her zaman bir noksanlık var. Yani bir kulakları tıkama var. Siz o kanalları nasıl aşmak gerektiğini öngörüyorsunuz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi kanallarımız bence açık. Çünkü bir, isteyen herkes belediye başkanıyla birebir görüşebiliyor. Evet. 500 binlik bir kentte bile bunu başarabiliyoruz. Evet. İki, isteyen herkes alo dediğinde belediyeyi istediği şekilde yönlendirebiliyor. Temel hizmetleri ve daha kişisel, daha özel fikirleri belediyeyle paylaşabiliyor. Turunç masamız bunu sağlıyor. Bu da ikinci enstrümanımız. Şimdi sivil toplum merkezimiz de bir bu anlamda enstrüman. Muhtarlar meclisimiz var. Belli periyotlarla bütün muhtarları bir araya getirip toplumu huzurunda o bölgenin sorunlarıyla ilgili konuşturuyoruz ve paylaşıyoruz süreci. Daha çok şey yapılabilir mi? Evet, yapılabilir ama hani şu anda bizim bir hani birbirimizden haberdar olmakta sıkıntımız yok toplumla. Yani bir yönetişim ilişkisi günlük hayatımızın bir parçası. Peki yani sizin gibi çok fazla, büyük ihtimalle aklınızda çok daha fazla da proje vardır. Bu projelerdeki vatandaş katılımını ya da vatandaşın bir sonraki projenizin tespitindeki fikir paylaşımı nasıl oluyor? Aslında şöyle oluyor, bu ucu açık bir süreç değil. Seçimlere girerken bir kitapçık yayınlıyorsunuz. Evet. Bunları yapacağım diyorsunuz. Evet. Bu bir bütçelemeyi de getiriyor. Şunu yapabilmeniz lazım. Vatandaş katılımı talep ettiğinde free bir böyle bütçe, hani vatandaş belirlesin bunu nereye harcayacağımızı diye bir bütçe dilimi ayırmanız lazım. Bir gün umarım o noktalara doğru geliriz. Şimdi biraz hani finansal sıkıntıları da içerebilir. Eğer ayağınızı yorganınıza göre uzatmazsanız. Evet. Bir de 5 yıllık taahhütlerinizi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Hani proje oluşurken aslında geniş bir katılımdan söz edemeyiz. Adaylar kendi vaat ettikleri şeyleri gerçekleştiriyorlar. Ancak hani günlük pratik basit projeleri ancak uygulayabiliyorsunuz. Çok sayıda var bizim.
sürekli iletişim içinde olduğumuz için getiriyor. Evet. Hoş bir şey. Evet. Tamam diyoruz, bunu uygulayalım. Böyle çok fazla örnek var. Ama hani makro, büyük bütçe gerektiren, büyük zaman gerektiren işlerde öyle akşam yatıp sabah kalkıp değiştirip tabii ki seneye de bunu yapayım ama deme şansınız yok. Belki bir danışma kurumunuz vardır oraya, vatandaşlardan ya da sivil toplumdan birileri. Direkt bana geliyorlar. Ha, anladım. Direkt bana geliyorlar, kaydediyoruz. Okay. Kaydediyoruz. Turuncu masaya yazılanların hepsini kaydediyoruz. Bir banka gibi. Şimdi de işte bu girişim merkezinde kayıt altına alınacak bütün projeler. Belediye ile ilgili olanlar belediyede, işte sanayi ile ilgili olanlar sanayide, üniversite ile ilgili olanlar üniversitede. Hep bir böyle uygulanabilir mi penceresinden bakılarak yaklaşılacak. Bizde hep böyle bir şey alışkanlığı vardır, anket yapma alışkanlığı vardır. Siz insanların memnuniyetini nasıl ölçüyorsunuz son cesede? Turuncu masa üzerinden ölçüyorsunuz. Ayrıca anket de yaptırıyoruz. Biz Türkiye'de en mutlu şehirlerden biri çıkıyoruz. Çok güzel. Yani bizim dönemimizde de bir miktar yükselmiş. Yani normalde hani belediye başkanları ya da işte seçimle gelenler ile ilgili olumlu olumsuz yargılar yükselebilir, düşebilir, değişken olur ama bir kentte yaşayanların ben mutluyum diyenlerin oranının artması daha kalıcı bir şey. Bizim dönemimizde 6-7 puan kadar Muratpaşa'da arttığını biz ölçtük mutluyum diyenlerin. Bu bize büyük mutluluk veriyor. Çok güzel. Çok güzel. Sürekli sizin belediye başkanı kimliğinizden bahsettik ama belki bir de sizin edebiyatçı kimliğinizden de bahsederek programı sonlandırabiliriz. Lavinia'nın Aşkla İmtihanı kitabının yazarısınız aynı zamanda. Ondan bize biraz bahsedebilir misiniz? Ben kısa hikaye yazıyorum çok uzun yıllardır. İşte mesleki avukat kökenliyim ben. O mesleki pratikte de bunu hep yapmaya gayret ettim fırsat bulduğum ölçüde. Dosyalarımdan hikayeler çıkardım, işte gözlemlerimden hikayeler çıkardım. Bunları bir derleme çalışmasıyla tanzim edip 21 öyküden oluşan Lavinia'nın Aşkla İmtihanı kitabını yayınladık Ağustos ayında. Çok da ciddi ilgi gördü. Mutluyum. Bizim okullarımız çok ilgi gösteriyor. Öğrencilerimiz çok ilgi gösteriyor. Onların edebiyata heveslenmesi çok hoş. İşte telif geliri oluştuğu takdirde de onu Adalya Vakfı'na bağışlıyorum. Çok güzel. Gayet keyifli bir çalışma aslında oldu doğrusu. Edebiyat çalışması bir yandan da bir yerelde bir kalkınma çalışması da haline geliyor aslında. Çünkü bilinçlendirmeye de yaratıyor. Ya istiyoruz ki çocuklarımız biraz daha derin düşünsün. Öğrencilerimiz biraz merak sarsın. Hikayeler toplumu anlatır. Romanlar, şiirler toplumu anlatır. İnsanlık tarihini anlatır aslında geriye doğru. Belki tarih öğrenmenin en iyi yolu tarih kitaplarını okumak değil de kalıcı yolu belki edebiyat eserlerinden öğrenmek, insanların psikoloji alanındaki geçmişini, insanlığın sosyolojik ilerlemeleri işte hepsini edebiyatla daha iyi anlayabiliyoruz. İşgal İstanbul'unu Kemal Tahir'i okumadan anlamak çok zor. Sadece kronolojik düz metinlerden okumak çok zor. İşte ben de Antoni Çehov, işte Sait Faik, Abasyanık, Orhan Kemal derken işte hikayeye merak sardım öğrencilik yıllarımdan beri. Yeni çalışmalarınız da var mı? Var, çok notum var. Vakit olsa belki bir ya da birkaç kitap daha yazma durumumuz olabilir ama şu an yaptığımız iş de çok topluma yararlı ve huzur veren bir iş. Huzurlu bir iş değil ama sonuçları itibariyle huzur veren bir iş. Evet. Bundan da memnunuz doğrusu. Çok güzel, çok güzel. Son olarak da belki aklıma geldi, onu da sormak isterim. Antalya Belediyesi'yle çalışmalarınız nasıl peki? Oradaki işbirliği nasıl? Bir sorun oluyor mu? Açıkçası asgari müşterekte biz bütün kurumlarla anlaşmaya gayret ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Son birkaç yıldır resmi kurumlarda kurum yöneticilerinden ziyade daha alt kademelerde özellikle muhalefetten belediye başkanlarına karşı bir böyle zımni direniş hep gözlüyoruz. Dolayısıyla ne isteyeceğimizi biliyoruz. Makul ölçülerde asgari müşterekte anlaşarak basit kavgalar çıkarmadan, ucuz çelişkiler üretmeden, kamu yararına kalarak yürümeye gayret ediyoruz. Evet, açıkçası çok kolay değil. Çok iyi anlıyorum ama belki de yaşam kalitesinin artması yerelde bu çatışmaları da uzun vadede umarım azaltacaktır diye düşünüyoruz. Azaltacaktır. Ben de inanıyorum. Bilgisellik
yeni kuşakların bilgiye duyduğu tutkuya, iletişime duyduğu meraka ve bunun rahatlamış olmasına teknolojik olarak bir önem atfediyorum. Hep iyiye doğru, güzele doğru, her şeye rağmen, bütün olumsuz koşullara rağmen 3 ileri, 2 geri, 4 ileri, 3 geri de olsa muhakkak insanlığın yürüyüşü devam edecektir. İyiye, güzele, sevgiye, saygıya doğru diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Size kolaylıklar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz Murat Paşa'yı buraya taşıdığınız için. Yeni projeniz olursa tekrar mutlaka umarım bütün insanlarımızın mutluluğu için çalışmaya hep birlikte devam. Siz basında, internette, biz yerel yönetimlerde, hepsi birbirinin bir parçası. Çok teşekkür ederiz. Evet, İstanbul hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programının 58.sinin sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz Antalya Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür Önümüzdeki ederim. Haftaki programda görüşene kadar İstanbul Hepimizin girişimine ve Şehir Hepimizin programına ulaşmak isterseniz bizi sosyal medya hesaplarımız olan İst Hepimizin'den takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.